Hayırlı akşamlar efendim. Dipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ı geride bıraktık. Şimdi hedef 28 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimde. Vatandaşımız dedi ki birinci seçimde, ilk seçimde değil, ikinci seçimde esas tercihimi vereceğim ve ona göre yönlendireceğim. Tabii buna da vatandaşa saygı duymak gerekiyor ki vatandaş zaten başımızın tacı ve 14 Mayıs'ı değerlendirmek üzere ve yeni yapılacak olan çalışmalar, yeni çalışmalarla ilgili 27. 25, 26, 27. dönem ve şimdi de 28. dönem milletvekilimiz, artık milletvekilimiz diyoruz. Önceden adayımızdı ama şimdi milletvekilimiz Kocaeli AK Parti milletvekili Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tekrar hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Başarılar diliyoruz. Sağ ol, efendim 14 Mayıs'ı geride bıraktık. Önümüzdeki haftada 28 Mayıs'ta tekrar bir seçimimiz var. Önce 14 Mayıs'ı şöyle bir değerlendirsek. Hı-hı. Neler yaptınız? Neler oldu? Neler yaşadınız? Beklediğiniz gibi mi oldu? Hı-hı. Yoksa soru işaretleri var mıydı? Buyurunuz efendim. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum bütün Kocaeli kardeşlerime, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere, büyüklerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar olsun inşallah. Öncelikle milletimizin iradesi sandıkta yansıdı. Milletimiz ne dediyse o. Biz onu değerlendiriyoruz kendi iç mekanizmalarımızda, iç toplantılarımızda. Sonuçları masaya yatırıyoruz. Hep bir yandan çalışıyoruz, bir yandan da değerlendirmesini yapıyoruz, muhasebemizi yapıyoruz. Biz her zaman bunu söyledik ve her zaman bunu savunduk ve inandık. Sandıktaki sonuçlar milletin iradesidir, kendi görüşüdür. O görüş bizim başımızın üstündedir. Her ne sonuç çıkarsa çıksın. Mecliste milletimiz Cumhur İttifakı dedi. 323 oyla meclisin yarısından 23 fazla milletvekilini Cumhur İttifakı'na, yani yasama görevini Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye teslim etti. Sana güveniyoruz dedi. Size güveniyoruz Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'na. Yani millet koalisyonuna sen şöyle bir kenarda dur dedi. Ve bir de dedi ki size bir 15 gün daha fırsat veriyorum. Ve bir cumhurbaşkanı olarak sizler bir 15 gün daha bize kendinizi anlatın dediler. Ben şunu hep söyledim, buradaki programda da söyledim. Hem de sahada da, farklı platformlarda da söyledim. Eğer seçim süreci depremden dolayı oldukça kısa bir, dar bir zaman diliminde mücadelemizi verdik depremden dolayı. Büyük bir kısmını deprem bölgesinde geçirdik. Bu vesileyle tekrar deprem bölgesinde bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Deprem şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Orada da biz desteklerimizi acıların yanında yaralarını sarmadı olmaya devam edeceğiz. Böyle bir parantez açayım. Orada geçtiği için biz kendi sahamızda, kendi şehrimizde ben toplamda 33 gün meclis kapanıp gelmesi, listelerin belli olması, 33 gün gibi bir zaman diliminde sahadaydık. Malum maalesef ki üzülerek söylüyorum, muhalefetin yani aldatmaca yayınları, söylemleri, itibar suikastlarına, çarpıtmalarına cevap vermek için dar ve kısa bir zaman dilimiydi. Hep şunu söyledim, eğer 33 gün değil bu, işte 43 gün olsaydı bu sonuçlar çok daha farklı olur diyordum. Daha yüksek oylarla alırdık diyordum. Neticede de öyle oldu. Sonuçlar da önümüzde var. Aslında şöyle kısa bir değerlendirme yaptığımızda da biz oran olarak düşmüş gözüksek bile, şimdi topladım, 2018 yılında Cumhurbaşkanımızın oyu 158. 89, 690 bin oya denk geliyor. Bugün bu seçimde, yani 14 Mayıs'ta da 154.27 ile tamamlamışız. 740 bin oy. Aslında oy olarak arttırmışız Cumhurbaşkanımızın oyu. Tabii Kocaeli nüfusu da artıyor. Ciddi bir anlamda artış var seçmen oyunda da. Ama bu tabii ittifakların farklı dağılımları, farklı cumhurbaşkanı adaylarının, 4 tane cumhurbaşkanı adayının yarışmasıyla birlikte oylar farklı bölümler oldu. Biz yine kendi iç muhasebelerimizi yaparak
çok daha fazla vatandaşımızla yakın temaslar kurarak, yüz yüze, gönül gönüle olarak kendimizi daha iyi anlatmaya, yapacaklarımızı, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı daha çok anlatmaya odaklanıyoruz. Yani onların aldatmacalarına, yalanlarına cevap vermeye kalksak zaten biz kendimizi anlatmaya fırsat bulamıyoruz. Her gün başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Uzun lafın kısası, 14 Mayıs'ta milletimiz, mecliste bize güveniyoruz. Cumhurbaşkanlığı bir 15 gün daha yarışın. Ben orada tam kararımı vereceğim dedi. Ve süreçte başladım. Sahadayız. İnsanlarımıza tekrar gidiyoruz. Sandığa davet ediyoruz özellikle. Çünkü şöyle bir şey de olabiliyor. Bizim kendi seçmenimiz Cumhurbaşkanımıza çok güveniyor. Çok inanıyor. Nasılsa alır yaklaşımı sergileyenler var. Biz özellikle sandığa gitme noktası buradan da sizin aracılığınızla ben Kocaelilere, bütün kardeşlerime duyurmak istiyorum. Muhakkak sandığa gidelim. %49,5 oyumuzu korumamız gerekiyor. Üstüne de eklememiz gerekiyor. Muhakkak sandığa gidelim. Gidemeyenler varsa bizlere ulaşın. Sosyal medyamızda iletişim bilgilerimiz var. Bir sebeple gidememiş olanlar olabilir. Hasta olabilirler o gün. Ya da bir takım ulaşımla ilgili sıkıntılar olabilir. Başka şehirde olabilirler. Bu konuda biz desteklerimizi vereceğimizi buradan tekrar ifade ediyorum. Yani %49,5'u koruyacağız ve üstüne ekleyeceğiz. O yüzden artı birle gelmelerini özellikle buradan hatırlatmak istiyorum. Bu konuda da sahadayız. Desteklerin çok kuvvetli olduğunu ve kuvvetlice geldiğini görüyoruz. Hem seçmenimiz ve teşkilatımız bu konuda çok heyecanlılar, çok inançlılar ve her mahallede, her neredeyse binada bu çalışmalarını devam ettiriyorlar. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız bu seçimde, tüm seçimlerde aldıkları oyun daha üstünde bir oyla tamamlayacak ve Türkiye'nin yeni yüzyılında hizmet ve icraat ve eser hizmetine, siyaset biçimine devam edecek ak kadrolarla birlikte. Hı hı. Sayın Vekilim, şimdi aslında 14 Mayıs'taki seçimde de ikinci sıradaydınız. Yani seçilememe gibi bir şey söz konusu değildi sizin evet. için. Seçildiniz ama hiçbir değişiklik yok değil mi çalışmalarınızda? Elbette, elbette. Kendimiz için... Buna tabii ben bu cümleleri bana sahada da kuruyorlar. Çok şaşırıyorum. Biz kendim için sahada çalışmıyorum. Yani bizim AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK kadrolarda bizim şöyle bir idealimiz var. Ben değil, biz olabilmeyi başarmak zaten bizim bugüne getiren... Belki de o yüzden bu kadar başarılı tabii ki oluyorsunuz. Biz istiyoruz ki, biz istiyoruz ki çok daha fazla seçmenimize ulaşabilelim. Bu bizim bin yıllık dava dediğimiz AK Parti siyasi hareketini herkese tam ve doğru anlatalım ve bizim Türkiye'den daha büyüktür ve Türkiye güçlü olmalı ve bu güçlülüğü dünya için çok önemli bir kazanım olacak. Daha adil bir dünya, daha adil bir dünya düzeni için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz ve bunun için Türkiye'nin bir an önce güçlenmesi ve beraberindeki dünyadaki bu adaletsizliği durdurmak gibi bir misyonumuzu üstlendiğimiz için, öyle bir siyasi hareket olduğumuz için biz, ben değil, biz olarak hareket ediyoruz. Ben 7 Haziran'daki ilk milletvekilimde yaşadığım bir olay var. O çok anekdot olarak anlatıyorum. Benim de ilk yaşadığım bir şeydi. Çok şaşırdım. Zihnimde de öyle bir şey olmadığı için. Bir kahveye girdik. Beyefendi var. İşte tanıtıyorlar. Dediler ki AK Parti Kocaeli milletvekili. Şöyle sandalyesinden döndü. Yan baktı. Kaçıncı sıradasın sen dedi. İki dedi. Böyle yaptı. Git o zaman evinde otur. Ne dolaşıyorsun dedi. İlk o cümleyi kurunca çok şaşırdım. Yani halkımızın, insanımızın olaya böyle bakıyor olması, siyasete ve siyasetçiye böyle bakıyor olabilmesi, tabii eski Türkiye'nin o siyaset yapma biçimlerinin kalan tortuları, o eksi yanları, negatif yanlarıydı. Kendisini anlatmaya çalıştım. Ben çok daha fazla bir oyla, çok daha fazla milletvekilimizi yukarıya taşıyarak, aşağıdaki arkadaşlarımızı, Cumhurbaşkanımıza daha çok oy alarak, biz daha güçlü bir parlamentoyla sizlere işte daha fazla hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Ne kadar çok olursak o kadar iyi falan demeye çalıştım. Tabii dikkatle dinledi. Bu seçimde de karşılaştım. Yine öyle dediler. İkinci sıradasın. Niye bu kadar koşuşturuyorsun? Samimiyetle söylüyorlar. Hayır, biz büyük bir mücadele veriyoruz. Ben kendimi düşünemem.
Yani ben kendim için siyaset de yapmıyorum. Hem Kocaeli halkımız için, hem Türkiye için, hem de bütün mazlum coğrafyalardaki mazlum insanlar için siyaset yapıyorum. İnşallah Rabbim hakkıyla yerine getirmeyi nasip ediyordur. Hakkıyla yerine getirebiliyoruzdur. Bütün gayretimiz, samimiyetimiz de böyle olduğunu buradan da sizlerin aracılığıyla bir kere de ifade etmek istiyorum. Vekilim, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız miting yapmayacağını, sadece deprem bölgesinde olacağını söyledi. Bu arada deprem bölgesiyle ilgili de aslında hoş olmayan bir takım söylemler de oldu. Doğrudur, yanlıştır, ispatlanmıştır, ispatlanmamıştır ama oradaki deprem bölgesindeki insanlara artık yardım yapılmayacağı konusunda ya da işte hani oy vermiyorsanız biz size yardım yapmıyoruz, yaptıysak da işte haram olsun vesaire vesaire, aslında ağzına alınmayacak bir takım terimler de söylendi. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii çok üzücü. Vatandaş olarak, bu ülkenin bir evladı olarak, hele bir siyasetçi olarak çok üzüldüm, ifade etmek istiyorum. O bölge, deprem bölgesinde de ikinci gününden itibaren Adıyaman'da 20-25 gün kalarak çalışmış 30-35 milletvekili, 3 tane bakanımız, genel başkan yardımcılarımızla birlikte aylarca onlar kaldılar. Ben 20-25 gün çalıştım, seçim için buraya geldik. Şimdi gerçekten utanç verici bir şey. Bunlar doğru mu değil mi? Doğru. Yani açık, net, hepsi ortada. Videolar var. Hani bir vatandaşın, AK Parti karşıtı bir kişinin bunları paylaşmasını bir yere kadar anlıyoruz. Atılan tweetleri, videoları bir yere kadar anlıyoruz ama yani baba baba gazetecilerin, gazetelerin sür manşetlerini görüyoruz. Demek ki karnınız doktu, yani tok arabasına atıfta bulunarak, aslında arkadaşlar bulur ekrana yansıtırlarsa o gazete başlığını. Demek ki karnınız tokmuş, yani tok araba, yerli arabamıza. Demek ki çadırda yaşamak sizin için işte şöyleymiş diye bunu sür manşet yapabilen, gazeteciyim işte gazeteyiz diye geçinen maalesef bazı basın organlarını da biliyoruz. İşte sanatçıyım diyenler, işte farklı kendini tanımlayanlar böyle videoları attılar ama tabii ki CHP'li bazı belediyelerin de uygulamalarını gördük. Kendi depremzedelerini alıp, kendi otellerinde misafir ettikten sonra siz o zaman böyle yapıyorsunuz. Şimdi çıkın AFAD'a gidin, yani devletin kurumuna gidin. Madem devlet tarafında oldunuz demeye getirecek şekilde. Oraya giden hem görüntülerini gördük, hem depremzedelerin beyanlarını gördük, teyit ettik. Doğru bunlar, ne yazık ki çok üzücü. Hiçbir zaman biz böyle bir siyasi iradeyle hareket etmedik. Kocaeli'ye de baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Ve deprem bölgesine baktığımızda işte daha dün açtığımız Defne'deki, yani Hatay Defne'deki hastanemiz var. Şimdi biz oradaki oy potansiyelimiz belliydi, yani yeni bir şey değil. Çok önceden beri her seçimde oradaki aldığımız oranımız 7 ve 8 arasındadır. %7 ve 8 arasındadır. Ama orada bir ihtiyaç vardı. Deprem orayı en ağır biçimde vurdu. Depremin en ağır biçimde hasar bıraktığı, neredeyse şehrin kalmadığı, sağlam bina kalmadığı bir yere hastaneye ihtiyaçtı. Yaptık. 60 gün gibi bir sürede yaptık. Hatta yanlış hatırlamıyorsam gününü. Hatta o betonu attığımız zaman dediler ki işte yok öyle bir şey, sadece beton attılar gittiler. Yapamazlar, yapmayacaklar. Çünkü neden? Orada bizim oy potansiyelimiz yok. Neden? Onların zihinleri öyle çalışıyor. Yani kişi kendinden bilir işi olunca karşısındaki kişiyi de kendi zihni ve kendi gönlündeki gibi görüyor. O zamanki tweetleri ya da haber başlıklarını görün. Bunlar yapmayacaklar, beton attılar, gittiler. Burada öyle bir hastane yok gibi söylemler, paylaşımlar, işte haberlerdeki, açık oturumlardaki maalesef bazı basın yayın organlarında açıklamalarını gördük. Ve biz bitirdik. Cumhurbaşkanımız gitti ve açılışını yaptı. Şimdi oradaki her bir vatandaşımız AK Parti'ye oy veren, Cumhurbaşkanımıza veren ya da vermeyen bakılmaksızın sağlık hizmetine ihtiyacı olan ya da herhangi bir hizmete ihtiyacı olan herkese AK Parti hizmetini yapmıştır, ayrım yapmamıştır. Cumhurbaşkanımızın sözüyle 14 Mayıs'ta öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Herkes kazanacak. Herkes kazanacak. Buradan da tekrar söylüyorum, 21 yılı, 22. yılımıza giriyoruz. 16. seçimimizi yaptık. Bununla birlikte 17 olacak. Hiçbir zaman seçimden sonra hep söylüyoruz 85 milyon kazanacak.
AK Parti kazanacak, 85 milyon kazanacak, hiçbir kimseye ayrım yapmadan o mahallede ne kadar oy aldık, o ilçede ne kadar oy aldık, böyle yap, bu hesaplamalara girmeden, biz ayrım yapmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Önemli olan Türkiye'nin kalkınmasıdır. Biliyoruz ki o vatandaşlarımız da eninde ve sonunda görecekler samimiyetin ve ülke sevdasının, millet sevdasının, vatan sevdasının, devlet sevdasının ne kadar önemli olduğunu o kardeşlerimiz de göreceklerine inanıyoruz. Biz hiç kimseyi hiçbir sebeple ayrıma tabi tutulmaması gerektiğine inanan ve bunun için mücadele eden bir siyasi hareketiz. Böyle bir liderimiz var. Bununla da gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bizim farkımız bu. Bizim farkımız bu. Biz herkesi kucaklıyoruz diyorsunuz. Kucaklıyoruz mümkün olduğunca. Çok daha iyi kucaklamamız gerektiğini de kendi iç hesaplaşmalarımız, kendi iç mekanizmalarımızda yaptığımız istişarelerde bunları söylüyoruz. Daha fazla nasıl kucaklayabiliriz? Kendi seçmenimizi, bize her zaman destek vereni daha iyi nasıl sahiplenmemiz, ama bize mesafeli olan, uzak olan ya da bizimle ilgili böyle kalın kalın duvarları olanları biz daha nasıl kendimizi anlatabiliriz? Bunu nasıl yapabileceğimiz, nasıl bir dil kullanabileceğimizi, evet hizmet etmek yetmiyor, onu gördük. Yani hizmet etmek, eser siyaseti yapmak yetmiyor. Demek ki yine aşılması gereken bazı engeller var, onları da aşmamız gerekiyor. Onun için bizler daha nasıl ve neyi nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili kafa yoruyoruz. İnşallah onu da başaracağımıza inanıyoruz. Sayın Vekilim, şimdi Kocaeli 13 milletvekili vardı. Nüfus artışından dolayı 14 milletvekili. Evet. Bu dağılımda 6 AK Parti, 4 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 İyi Parti, 1 Yeşil Sol Parti, 1 de yeniden Refah. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. AK Parti açısından evet, şu anki yani 27. döneme göre bir milletvekilimiz ne yazık ki meclise gidemedi. Burada üzüntüm benim diğer arkadaşlarımıza göre bir kadın milletvekilin daha meclise gidemiyor olmasından dolayıdır. Onun için çok aslında çabaladığınızı biliyoruz. Evet, çok benim yani hayalim 2-3 kadınla aslında mecliste AK Parti olarak temsil edebilmek. Hatta Kocaeli'deki tüm siyasi partilerde daha fazla kadınla Kocaeli'yi keşke temsil edebilsek diye bu stüdyodan da birkaç kere daha ifade etmiştim farklı platformlarda. Böyle derken bir tane eksildi. Milletimiz ne dediyse, ne yaptıysa başımızın üstüne, onu da değerlendireceğiz elbette. Ama Cumhur İttifakı olarak baktığımızda bir MHP, bir de yeniden Refah Partisi var. Yani 6, 7, 8 aslında 8 milletvekiliyle şu an Cumhur İttifakı mecliste Kocaeli'yi temsil edecek. Bu kısımdan baktığımızda da yine biz güçlü olarak Kocaeli'de Cumhur İttifakı olarak Kocaeli'mize hizmet etmeye, vatandaşlarımıza, kadınlarımıza, beyefendilere, gençlere hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade etmem gerekiyor. Şimdi tabii mecliste 323 oy milletvekili sandalye alabilmek demek aslında bir şekilde Cumhur İttifakı'nın hem bir başarısı ve milletimizin güven oyunu almak, hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili aslında milletimizin genel olarak olumlu düşündüğünün bir işareti olarak da biz o tabloyu okuyoruz. Yani bu sistem üzerinden yapılan tartışmalar, parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz iddiasıyla yola çıkan millet koalisyonu, ittifakı yani, aslında hayır cevabını aldı bir şekilde milletimizde. Eğer ki bu iddiaları kabul görmüş olsaydı, bizden de oy alırlardı. Cumhur İttifakı'na bu kadar çok sandalye vermezlerdi mecliste. Yani yarıdan fazlasını almış olmamız demek çok güçlü bir şekilde orada yasama görevini bize verdiğini gösteriyor. Bir yönüyle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine onay gösterildiğini, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sisteme de güvenmediklerini, inanmadıklarının aslında bir sonucu olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Peki anayasa değişikliği için yeterli çoğunluk? 400, referandumu 360. Yani bu kadar büyük bir sayı elbette yok ama 323 çok yakın bir şey. Biliyorsunuz anayasa değişikliğinde ve referandumda partiler arasında milletvekillerin farklı yaklaşımları da olabiliyor. Böyle bir durum olduğu zaman zaten grup kararlarının dışında da hareket eden
kendi ilkeleri çerçevesinde, hani kendi partisinin ilkelerine ters düşmeyecek şekilde tutum alan milletvekilleri de var. Böyle bir ihtiyaç olursa zaten bazen diğer partilerde grup kararı alıp şey yapabiliyor, destek verebiliyor. Tabii ki referandum için ya da anayasa değişikliği için yeter bir sayı değil. Bir de, ama güçlü bir destek, yarısından fazlası. Çok büyük bir güç. Bir de yeni dönemde parlamentoda %63,49 gibi yeni milletvekilleri. Evet, büyük bir değişim var. Söz konusu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya tabii yine milletimizden, halkımızdan aldığımız mesajları okumak. AK Parti'nin en büyük başarılarından, yani kimse tesadüf diyemez, 16 seçimdir iktidarda her defasında oyunu yükselterek devam eden bir siyasi parti. Ben Türkiye'de yok, dünyada da olduğunu düşünmüyorum ki yaşadığımız bu zorluklara rağmen 2018'den beri aslında yaşadığımız büyük zorluklar var. Hemen bir kısa hatırlatma yapalım. 2018 seçiminden sonra Türkiye'nin iflasını hedefleyen ekonomimizi kasteden bir borsa üzerinden bir saldırıyı yaşadık. Allah çok şükür atlattık. Arkasından bir Covid geldi, 2 yıl sürdü. Bütün ekonominin neredeyse tamamının durduğu, hem Türkiye'de hem de dünyada öyle bir düzen yaşadık. Hemen arkasından seller, depremler, orman yangınları, neredeyse her bahar ve yaz bununla uğraştık. Ve son geldiğimiz düzlükte de seçime bir ay kala 11 ili kapsayan o bölgede büyük bir acı, 100 yılın gerçekten görmeniz lazımdı. Gerçekten bu kelimelerle ifade edilmesi çok zor. 100 yılın bir felaketini yaşadık. Yani hiçbir şey olmayan, ben Gaziantep'i gördüm, o bile yetti. Diğer kısımlar kim bilir? Gaziantep ki nispeten daha şeydi yani. Evet. Hatay çok korkunç, yani bir küçük kıyamet gibi ifade edilebilir. Böyle zorluklara rağmen oyunu arttıran, yani beraberinde enflasyon oldu biliyorsunuz. Peki Sayın Vekilim. Yani ekonomik zorluklar beraberinde geldi. Bu kadar zorluğa rağmen yine AK Parti oyunu yükselterek her seçimden çıkıyor. Bu tesadüf olamaz. Yani demek ki biz bir şeyleri doğru yapıyoruz. Bunun bir sebebi Cumhurbaşkanımızın liderlik gücü ve milletin gönlündeki kazandığı çok önemli bir yer ve bunun bir sebebi de beraberindeki ak kadrolar, yani Cumhurbaşkanımızın çalışma arkadaşları, milletvekilleri, belediye, yerel yönetimler ve teşkilatlarının milletle olan temasını, o birlikteliğini her zaman kuruyor olabilmesi. Yani milletimizin direkt birinci ağızdan kendisini dinliyor olabilmemiz, toplumu çok iyi analiz edebilmemizi, sosyolojiyi çok iyi analiz edebilmemizi, toplum psikolojisini çok iyi analiz edebilmemizi sağlıyor. Yani birinci ağızdan hem olumlu hem olumsuz şeyleri alıyoruz ve onları raporlarımızda ya da direkt telefonla ya da kendi iç mekanizmalarımızla tartışarak ne yapabileceğimizi ortak akılla yani istişare konseyleriyle, istişare kurullarıyla konuşarak, istişare ederek bir yol haritası çiziyoruz. Ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani 21 yıl iktidarda kalacaksınız, yıpranma muhakkak ki oluyor. Yani sizi sevenler oluyor, sizi sevmeyenler oluşuyor, memnun ettiğiniz insanlar oluyor, olmuyor. Yani insanla iş yapmak her zaman zordur. Türkiye gibi bir coğrafyada çok daha zordur. Buna rağmen böyle bir trend ve yükselme varsa gerçekten bu milletiyle, o devlet arasıyla millet arasında, siyasetçi arasındaki makasın açıklığın kapanması ve birleşmesi, aradaki o sırça köşklerden milletin seviyesine inen, yukarıdan milletin seviyesine, yani milletle kendini hizalayan bir siyasetçi ve devlet anlayışının sözle değil, bizzat yaşanıyor ve uygulanıyor olmasından kaynaklandığını buradan ifade etmek istiyorum. Birçok sebebi var ama tabii ki en başta Cumhurbaşkanımızın liderlik gücü ve o lider ve siyaseti çok iyi bilmesinin o ak kadrolara yansımasını sağlamış olması bundan kaynaklanıyor. Şeye bağlıyoruz, parlamentoda o yüzden böyle bir değişimin istendiği, millet tarafından, halkımız tarafından görüldüğü için Cumhurbaşkanımız böyle bir yolu tercih etti. Tabii kurumsal hafıza çok önemliydi, onu da çok iyi ifade ettik. Evet,
Yeni kan, taze kan, yeni zihinler, genç, dinamik. Çünkü siyaset çok yorucu. Gerçekten hem psikolojik ve fizyolojik olarak çok yıpratıcı bir şey. Öyle muhalefet vekilliğine benzemiyor. İktidar vekilliği, milletvekilliği çok farklıdır. Ben hep muhalefet milletvekilliği, protokol milletvekilliği. Protokolda gidersiniz, gözükürsünüz. Ondan sonra o kişinin şeyine kalmıştır. Yok. O kişinin kendi çalışma iç disiplinine kalmıştır. Ama iktidar milletvekili olduğunuzda sırtınızda küfe var. O iç, yani o küfeyi taşımış olmanızın verdiği hem sorumluluk bilinci, hem sorumluluğunuz var, hem de iktidarsınız, çözmeniz gereken işler var, sorumluluk var. Yıpratıcıdır, yorucudur, çok zevklidir. O ayrı bir konu. O yüzden yeni isimler, yeni zihinler, yeni müktesebatları olan, yeni genç, dinamik, heyecanlı arkadaşların olması elbette ki katkı sağlayacaktır. Ama kurumsal hafızayı kaybetmemek lazım. O zaman da geçmişle bağınızı kuramadığınızda sıkıntı yaşanabiliyor. Meclis pratiğini, Türkiye Millet Meclisi'nin işleyiş pratiğini bilmek gerçekten orası başka bir aslında şey. Aslında size daha çok iş düşüyor. Tecrübe yani, kısmı evet. Dediğimiz yani teşekkür ederim. Meclisin çalışma iç mekanizmaları çok zordur, çok farklıdır. Oradaki tecrübe de çok evet. Kıymetlidir. Bunu da düşünerek hem bir hafızayı, kurumsal hafızayı hem siyasi hafızayı tutacak şekilde bir değişimi tercih etti Cumhurbaşkanımız. Bizlerin de milletten aldığımız o bildiriyi ilettiğimizden dolayı. Aslında yeniler geldi ama eskilere de çalışanlara da sahip çıkılıp bir öğretmen, size öğretmenlik belki de görevi verdi. Tabii. Şöyle ben mesela ilk meclise gittiğimde ilk görevim komisyon başkanlığı verildi. Çok zor bir komisyon. Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu. Kadın konusu çok hassas bir konu. Hiç komisyon toplantısına dahil olmadım. Bilmiyorum yani. Hiç hani bir toplantısına katılmış olsam bir fikrim olacak. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Daha önce komisyon başkanlığı yapmış arkadaşlarımızın yanına gittim. Onlarla istişareler yaptım. Benim ilk komisyon toplantımdan bir gün önce İnsan Hakları İnceleme Komisyonu vardı. Toplantısına katıldım. Katılabiliyorsunuz. Öyle hakkınız var. Başka komisyonların toplantılarına katılabilirsiniz. Söz alabilirsiniz. Oy hakkınız yoktur ama. İşleyişe baktım. Yönetimine baktım. Nasıl yani diyaloglar kuruluyor? Nasıl yönetiliyor? Zaten o şey alttaki bilgiler olunca da uygulamayı da görünce şey yapıyorsunuz. Öyle hatırlıyorum. Hemen bilen arkadaşlarımız da tecrübelerinden faydalanmıştım. Biraz da gözlem yaparak o süreçte de komisyon başkanlığımızı ifa etme fırsatı bulmuştuk. Kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Kocaeli AK Parti milletvekilimiz Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu ile sohbetimize devam edeceğiz. Kısacık bir ara lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Sayın Vekilimizle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Vekilim, şimdi yurt dışı oyları 28 Mayıs'tan önce yurt dışı oyları dünyanın her tarafında artışla evet. Bitti 14 Mayıs'taki hı hı. Ama 28 Mayıs için gene oylar devam etmekte. Yurt dışı oyları ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben buradan yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarıma selamlarımı göndermek istiyorum. Teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Ülkesi için gerçekten ve Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye gösterdikleri ilgiden ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Oradaki teşkilatımıza, UID'ye, çok başkanına, Köksal Bey'e, Köksal Kuş Bey'e ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok iyi bir organizasyonla birlikte onların sandığa gitmesine yardımcı oldular ve tarihinde ilk defa bu kadar çok sandığa katılım çok fazla oldu. Oranlar şu an aklımda değil. İyi bir katılımla ve AK Parti'ye tarihinde en yüksek desteği verdiler. %56 nokta küsür olması lazım. Öyle hatırlıyorum sandıktaki AK Parti'ye çıkan oylar. Yarısından fazlasını aldılar. Ben bu anlamda da teşekkür ederim. Şimdi dışarıdan bakınca, tabloyu uzaktan bakınca tabloyu daha iyi görüyoruz.
biz vatandaşlarımızla yurt dışına gittiğimizde onlar Türkiye'deki değişimi ve dönüşümü çok iyi görüyorlar. Biz içindeyiz, yani balığın suyun içinde olup da sudan habersiz olması gibi bazen Türkiye'mizde yaşanan bu değişimi, dönüşümü, ilerlemeyi, kalkınmayı bazen fark edemiyoruz. Sanki hep böyleymişiz gibi zaman zaman böyle bir psikolojide, davranış biçiminde olabiliyoruz. Ama yurt dışındaki insanlarımız bunu biliyorlar. Eski Türkiye ile yeni Türkiye ya da o hani pırıltılı, bizim gözümüzde çok büyüttüğümüz Batı'nın aslında içinde yaşadıkları için gösterilen kısmında çok daha farklı bir yaşam biçiminin olduğu, orada da her şeyin düzgün gitmediğini bildikleri için Türkiye'ye tam destek veriyorlar, Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyorlar. Şimdi bir şeyi hatırladım, sahaya ineceğiz. İl binamızdayız. Tam çıkacağız. Dediler ki kapıda bir beyle bir hanım, yanında da çocuk var. Karşılaştık. Böyle şey, kızarmış yanakları, koşa koşa gelmişler belli ki. Buyurun gelin. Tam da sahaya çıkıyoruz. Ne olursunuz, biz AK Parti tabelasını gördük. İşte Almanya'dan falanca bölgeden geliyoruz, hatırlamıyorum şu an. Biz tabelayı görünce yukarıya çıkıp kim varsa tanışmak istedik. Ya buyurun gelin falan, çay verdik, sohbet ettik. Onların heyecanı, onların kalp atışını, onların samimi cümlelerini, ülkeleriyle gurur, ülkeleriyle, bakın AK Parti demiyorum, Cumhurbaşkanımızı demiyorum, ülkeleriyle gurur duymasından dolayı ifade ettikleri cümleleri şahit olmanızı isterdim. Her şeyi anlattılar ve Cumhurbaşkanımız bu konuda, onun liderliğinin kendilerine Almanya'da ve Avrupa'nın herhangi bir yerinde artık bir vatandaş gibi Türkiye'yi bir ülke gibi kabul ettiklerini, kendilerini de o ülkenin bir vatandaşı olarak, artık pasaportumuzun değeri var, bizim değerimiz var diyerek anlattıkları hikayeleri, yaşanmışlıkları bir dinleseniz kendi ülkenizde gurur duyarsınız. Biz söylüyoruz, Türkiye'miz gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydetti. Uzun uzun bunlara girmeyeceğim ama oradaki vatandaşımız tabloyu çok daha doğru okuyabiliyor, daha temiz okuyabiliyor, daha hani o algı operasyonlarından kendini biraz daha rahat kurtarabiliyor ve biliyorsunuz Almanya'da izin almak, bir yerden bir yere gitmek, sandıklar bizim mahallemizdeki ve okulumuzun yanında değil, çok uzak öyleyim. Yerlerde gidiyorlar. İsteyerek, bile isteyerek gidiyorlar, sıra bekliyorlar, oturuyorlar. Bu demek ki bir şeyleri gördüler, bir şeye inandılar. Ben de buradan bütün vatandaşlarıma, Kocaeli'ye seslenmek istiyorum. Yani pazar günü 28 Mayıs'ta yapacağımız seçimlerde ülkemizin geldiği yere, o hani doğru üzerinde, bir sayı doğrusu üzerinde bakarsak 21 yılda nereden nereye geldiğini lütfen elimize vicdanımıza koyarak değerlendirelim. Ona göre oylarımızı kullanalım. Ya biz gerçekten yapılması çok güç olan şeyleri, devrim niteliğinde şeyleri 21 yıl gibi kısa bir zaman süresince yaptık. Yani 21 yıl insan ömründe uzun bir dönem, 5'te 1, 100 yaşımıza kadar yaşadığımızı düşünelim ki çok nadir. Uzun bir zaman dilimi ama ülkeler ve devletler için 21 yıl bir anlık olsun olsun bir yıllık bir zaman dilimi gibidir. Devasa işler yaptık. Elbette eksik kalan yerlerimiz var. Elbette bazen de hatalarımız olmuş olabilir ama milletimiz, o demin bahsettiğimiz irtibatı kurarak, hemen düzelterek daha iyisini yapmaya gayret etmeye çalıştık her zaman. Ve günün sonunda da İnsanlarımızın hayatında önemli değişiklikleri sağladık. Elbette zorluklar var. Covid'den sonra başlanan bir enflasyon var, yaşanan bir enflasyon var. O zorluğun altında ezilmemesi için de Cumhurbaşkanımızın işte maaşlardaki iyileştirmeler, 3600'ler, EYT'ler ve diğer işte düzenlemeler, EYT'nin uygulamasında bazı aksaklıklar var. Mesela onları da söylüyorlar. Onlar da bizim bu dönem çalışacağımız konulardan birisi. İşte intibak konuları vesaire, staj mağdurları, bunlar hep bize sahada söylenen şeyler. Bunları ileteceğiz. İşte en düşük emekli maaşını 7500'e getirmiş olmamızdan dolayı daha yüksek maaşlı olan kişilerin serzenişleri var. Onlar da bizim yapacağımız çalışmalardan birisi. Yani uzun lafın kısası, biz bu zorluğun altında da insanlarımızı ezmemek için bütün gayretlerimizi gösterdik. %20'ye düşen bir enflasyon oranı var. Bu daha da düşecek. Yerel yönetimler seçimi var 6 ay sonra. Ondan sonra hızlı düşüşü göreceğiz. Şimdi yine borsa üzerine manipülasyonlar var biliyorsunuz. Yine yükselecek, artacak diyerek toplum psikolojisini başka bir tarafa yönlendirmeye yönelik yayınlar, videolar görüyoruz.
Çünkü bu küreselleşme, kapitalist sistemde psikoloji, toplum psikolojisi çok önemli bir dinamik oluyor, bir itici güç oluyor. Bu alanı şimdi devreye sokmaya çalışıyorlar. Her türlü kozlarını kullanacaklar. Yani uzun lafın kısası, yurt dışındaki her bir vatandaşımızın Türkiye'nin nereden nereye geldiğini biliyor, buradaki çabayı görüyor ve tam desteği veriyor. İnşallah Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız da bu çabayı görecek. Cumhurbaşkanımıza 21 yıllık hizmet ve eser siyasetine destek verdi. Şimdi bu sefer de yine destek verecek. Yani karşı tarafta, yani yan yana koyulan fotoğrafta Kılıçdaroğlu var. Diğer tarafta 21 yılda Türkiye'yi gerçekten batılı ülkelerin seviyesine getirmiş. Daha da gidecek yolumuz var, altını çizerek söylüyorum. Bir dünya lideri var. Yani dünyanın gerçekten konuştuğu, tanıdığı, tahıl koridorunu açan, farklı ülkelerde ara buluculuk yapabilecek kadar yeteneğe sahip, kendini kanıtlamış bir lider var. Bu kararını verecek. Buradaki kararını verecek. Birisi 300 milyar dolar elin İngiliz'i diyorum halk diliyle. Elin İngiliz'inden aldığı borç, ki aldı mı almadı mı orası da meçhul. Bunu dağıtarak vaatte bulunan bir Cumhurbaşkanı adayı var. Geçmişine bakıyorsun. Başarı olarak başarının B'sini bile göremediğimiz bir Cumhurbaşkanı adayı var. Ama öbür tarafta tüm samimiyetiyle, milletiyle o sıcak temasını kuran, tüm yaşamına hasta da demeden, ailesinden ve tüm kendi sağlığından da feragat ederek ülkesine, milletine kendini adamış, hizmetkar olmuş bir lider var ve onun bir ekibi var. Şimdi iki seçenek var. Bunları başarmış bir lider. Yani deprem bölgesindeki o aldığı o destek, yani insanlar nasıl şaşırıyorlar, bugün de sordular. Yani nasıl olur diyorlar, 50 bin kişi ölmüş, akrabalar ölmüş, nasıl böyle destek verebilir diye anlatıyorlar. Ben dedim ki bakın, bir evde 20-25 kişi vefat ediyor. Kimisinde kızı var, kimisinde eşi var, kimisinde torunu var. Bu insanların hiç mi aklı yok, hiç mi vicdanı yok, hiç mi duygusu yok, hiç mi beklentisi yok, yani ileriye dönük kaygısı yok, nasıl oy verebilir? Demek ki bir şeyleri gördü. Yani o insanların da aklı var, vicdanı var, gönlü var, kaygısı var. Bunları demek ki karşılığını orada gördü ki verdi. Kimse kimseyi zorla öyle %70'lik, %60'lık oy desteğini verdirmez ki Hatay Defne'de vermedikleri gibi. Demek ki bir şeyleri görmüşler, bir şeylere inanmışlar. Hatay Defne'yi başka bir parantez içinde koyuyorum. Orada ideolojik olarak bir yaklaşım var biliyorsunuz. İdeolojik bir anlayış var. Destek verdiklerine göre demek ki güven var ve inanç var ve orada bir başarı var. Köy evlerini teslim etmeye başladık zaten. Bir kısmını teslim ettik. Artık konteyner kentlerde yaşıyorlar. İnsanca yaşam şartlarının oldukça belli bir noktaya getirdik ve kalıcı konutları yükselmeye başladıklarını görüyorlar insanlar. Yani verilen sözlerin tutulduğunu, yani Cumhurbaşkanımız bunu yapacağım dediği zaman onun senet olduğunu biliyorlar. Bunu da böyle bir günde olacak bir şey değil. 21 yıllık geçmişi İstanbul Belediye Başkanlığı'na bakarak söylüyorlar. Diğerinde de yazsın istediği kadar sana söz desin. Yani o söz sana söz desin ama ne olacak, isterse altına senet imzalasın. Onun inandırıcı olmuyor. Yani güven bir kullanımdır. Güveni bir kere istismar ettiğin zaman, bir kişinin bir güvenini bir kere kırman yeterlidir. Sana güven duymazlar ki öyle oldu şimdiye kadar zaten. Kaç seçim kaybetti Kılıçdaroğlu? 11 mi oldu, 12 mi olacak? Öyle bir şey sayamıyorum yani. Oldukça fazla. Yine ben 28 Mayıs'ta milletimiz Cumhurbaşkanımıza çok güçlü bir destek vereceğine inanıyoruz. Buradan da ona güvenin ve inancın ve ülkesine sımsıkı bağlı olmanın, değerlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Mesela sahada bana şunu çok soruyorlar. Bugün Dilovası'ndaydı. Soruyorlar, bu farklı cinsel yönelimler nedir sayın vekilim? Bu LGBT'ymiş neymiş onlar, biz çok anlamıyoruz ama işte diyorlar ki işte onlara kanuni haklar verilecekmiş. Şöyleymiş böyleymiş, bunlar nasıl olacak, çocuklarımız cinsiyet değiştireceklermiş isterlerse nasıl olacakmış diye bu sorular soruluyor. Şimdi bunu insanlarımız soruyor. İyi Parti seçim beyannamesinin 112. maddesine yazmış, Kılıçdaroğlu billboardlara yazmış, farklı cinsel yönelimlere karşı ayrımcılığı kaldıracağız. İşte HDP Eskişehir'den milletvekili adayı göstermiş, bunları soruyorlar bana. Ve bir tane açıklama gelmiyor. Şimdi işin kötüsü, bunlara hiç sesi çıkmıyor bunların.
Yani Millet İttifakı'nın şeye de hissesi çıkmadı 14 Mayıs'a kadar. Yani Biden kaç yıl önce, 1,5-2 yıl önce söyledi belki. Biz dedim 15 Temmuz'da Erdoğan'ı indiremedik, deviremedik, muhalefete destek vereceğiz. Çıkıp muhalefetin bir lideri, hele Kılıçdaroğlu çıkıp demedi ki sen kim oluyorsun ya? Beni, bana karar verecek, Erdoğan'ı devirecek olan ya da bana yetki verecek olan millettir, milletin iradesidir, sandıktır diyemedim. Demez zaten. Kandil'den çıktı bunların sözde elebaşları. İşte Erdoğan, MHP faşist yönetimini devireceğiz, altılı masaya oy vereceksiniz. Çıkıp sen kimsin ya? Terörist başı. Sen bunu nasıl konuşursun? Bana oy verecek olanlar senin söylemine gerek yok. Bana oy verecek olan insanın bana bu sebepten, şu sebepten, şu sebepten verecektir deyip cevap bile vermedi. Aksine işte bebek katilini serbest bırakanlara, bırakacağım diyenlere, heykelini dikeceğim diyenlere çıkıp bir çift lafı oldu mu? Şimdi de işte işaret yapmaya çalışıyor. Yok terörle mücadelemiz tam olacak diyor. Bütün dengesini kaybetti. Şimdi insanımız buna inanır mı? Sen 15 Temmuz'un mübessiz şeyi, Saroz'un başı 15 Temmuz'daki kavalayı serbest bırakanlara cevap vermezsen, Kobani'nin mesulü Selahattin Demirtaş Selo'ya sesini çıkartmazsan, bu yapılan tweetlere, yayınlanan videolara, Kandil'in açıklamalarına, onların söz elebaşlarının açıklamalarına sen bir tek kelime cevap vermezsin. 14 Mayıs'tan sonra iş buradan baktım milliyetçi yönünde, ülkesi ve PKK terör örgütüyle mücadelede bir tavır sergilemiş, Cumhur İttifakı'na oy vermiş 323 tane milletvekilini çıkartıp görünce bu sefer de işte vatan diyeceksin, millet diyeceksin, terör diyeceksin. Ondan sonra bir takım işaretler yapmaya çalışacaksın. İnsanımız buna inanır mı? İnanmaz. Geçmişine bak, bir sözüne bak. Bugün öyle, yarın böyle. Yani sana söz, sana söz. Kime söz o söz acaba? İngiliz'e mi? Bilmiyorum yani. Kime ne söz verdin? 300 milyar doları elin adamı sana karşılığında bir şey istemeden verir mi? Ya bu dönemde kimse kimseye günahını bile vermezken İngiliz'e sana karşılığında ne söz verdin ey Kılıçdaroğlu? Ey Millet İttifakı, ne söz verdiniz siz onlara? Ne vaat ettiniz? Merak ediyoruz. Mesela HDP ile yaptığınız anlaşma, imzaladınız. Orada ne yazıyor ben bilmiyorum. Biliyor musunuz Fazıl Hanım? Hiç bilmiyoruz. Şeffaflık, konuştukları zaman şeffaflık. O demokratik ilkelerden bahsediyorlar, hak hukuktan bahsediyorlar. Yani Pervin Buldan gelip Yahya Kaptan'da miting yapıp hapishanelerin kapılarını kıracağım, özgürleştireceğim, siyasi işte tutukluları dediği zaman niye kimsenin sesi çıkmadı, onlardan bir ses çıkmadı? Hani nerede hak, hukuk, adalet? Şöyle deseydi olurdu. Biz tekrar buradaki tutukluları mahkeme karşısına çıkartacağız. Dosyalarını inceleteceğiz. Hukuk üzerinde tekrar bunlar yargılanacak ve masum oldukları ortaya çıkacak dese anlayacağım. O zaman nerede sizin demokrasi, hak, hukuk, adalet, ehliyet, liyakat sıralıyoruz. Özgürlük. 100 yıllık cumhuriyeti devireceğiz diyor. Yine Kılıçdaroğlu'ndan bir ses yok. Şimdi milletimiz o sandığa gittiği zaman, o kabine girdiği zaman bakacak. Birisi duruşu hiç çizgisini değiştirmemiş, dümdüz devam ediyor. Diğerinde bir öyle, biri böyle, affedersiniz fırıldak gibi dönen, her gün duruma göre bir söylem ifade eden bir aday. Gereken cevabı vereceklerini düşünüyorum. İnşallah yine tarihin en yüksek oyuyla Cumhurbaşkanımız ülkemize yeni Türkiye yüzyılında, ikinci yüzyılda bölgede değil, bütün coğrafyada gerçekten lider olabilecek bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bunu çocuklarımız için yapacağız değerli kardeşlerim. Torunlarımız, yaşı bana yakın olanlar için, torunları için, çocukları için yapacak. Türkiye'nin geleceğini belirsizliğe terk etmeyecek. Ben buna inanıyorum. Acaba mı diyecek. Yani bir kumar masasına mahkum etmeyeceklerine inanıyorum. Yani ya tutarsa denilemez. Yani ya olursa denilemez, bu çünkü ülke yönetmek bunun geri dönülmez sonuçları ortaya getirebilir. Ülke vakit kaybetmiş zaten, bir daha niye kaybetsin? Milletimiz kararını verecek,
O sandıktan ne çıkarsa yine başımızın üstüne diyeceğiz ve sonuçları tekrar analiz edeceğiz. Ondan sonra biz yolumuza ülkemiz için, milletimiz için yürümeye devam edeceğiz inşallah. Sayın Vekilim, son 5 dakika Sinan Oğan konusunda ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanımızla görüşme sonucunda milliyetçi cephede gerçekten 5.6.5 gibi bir oy aldı ve bugün Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde de Cumhurbaşkanımıza destek vereceğini ifade etti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de efendim demin dediniz ya, yurt dışı oylarda kilometrelerce gidip oy kullanıyorlar. Bu arada bizim ülkemizde 11 milyonda oy kullanmayan vatandaşımız var. Buyurun efendim, son söz sizin. Bütün vatandaşlarımızı vatandaşlık görevini yapmak için sandığa davet ediyorum. Çünkü kendi kaderimizi belirleyeceğimiz bir seçim olacak. Hangi düşüncede olurlarsa olsunlar sandığa gidip Türkiye'nin kaderiyle ilgili, kendi gelecekleri, çocuklarının gelecekleriyle ilgili kaderde kendilerinin de bir katkısı olsun. Yani ben bana bir şey olmasın, ben iyiyim. Ne olursa olsun mantığı az önce konuştuğumuz gibi değil. Biz olabilme kültürünü ülkece gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi tabii Sinan Oğan'ın açıklamasını ben de dinledim. Sahadayken bir şekilde telefon kulağımda tek tek dinledim. Çok yazdığı ilkeleri, söylediği ilkeler aslında bizimle örtüşen, bizim en baştan beri söylediğimiz, ifade ettiğimiz artık ortak ilkeler olduğunu gösteriyor. Yani zaten oraya giden 2,5 milyon kadar bir oydu. Birçoğu da biz kendi araştırmalarımızda gördük. Bizden giden oylar olduğunu da biliyorduk onu zaten. Sahada da bunu karşılaşmıştık. Mesela şöyle diyordu, Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama partide Sinan Oğan'a vereceğim. Ya da işte partide size vereceğim ama Cumhurbaşkanı da Sinan Oğan'a bakıyorsun, bizim seçmenimiz. Birçoğu öyleydi. Ya da milliyetçi duyguları çok yüksek olan, bir takım şeylere de tepki gösteren seçmendi. Şimdi geldiğimiz noktada sıraladığı ilkeler bizimle çok uyuşuyor. Çok şeyi de çok önemliydi. Bir pazarlık söz konusu olmadığını da ifade etmiş olması çok önemliydi. Biz hiçbir zaman böyle bir siyasi hareket, siyasi bir parti olmadık. Yani şuna onu verelim, bunu çekelim yanımıza gibi biz değil. İlkeler ve değerler manzumesi içinde bir araya gelerek hareket ettik. İnşallah hayırlı olsun. Seçmen buna göre değerlendirecektir. En baştan beri söylediğimiz gibi bu işte vatan, millet, devlet ve bayrak ilkeleri, ülkenin bir bölünmez bütünlüğünden, demin bahsettiğim gibi işte terör örgütüyle olan süreçler, yani 28 parçaya bölünecek dedi bile, ona bile sesleri çıkmadı. Bu hassasiyetleri taşıyan herkesin tekrar Cumhurbaşkanımıza bu oyları döndüreceğine inanıyoruz. Ben inşallah hayırlı olacak. Büyük zafer için herkes sandığa sloganımıza, inşallah Türkiye'mizin yeni yüzyılında hepimizin gurur duyacağı, ortak paydamız olan Türkiye'miz, Türkiye gemimizin kaptanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçeceğiz ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Beklentiler, talepler değişiyor. Her geçen gün, her sene farklı oluyor. İhtiyaçlar bitmiyor. Biz de ona göre hem söylem, hem eylem, hem politika biçimlerimizi yenileyeceğiz ve milletimize daha çok onun gönlünde nasıl yer tutabileceğimizi ve kalıcı olmaya da gayretli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz diyorum. Yurt dışı oyları ile ilgili ne sormuştunuz? Yok, 11 bin kullanılmayan oy var. Evet, sandığa devam ettik. Evet. Onlar bu sorumluluğu gösteriyorlar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Benim vatandaşım çok duyarlıdır. Gerçekten hep hani feraset ve basiret kelimeleriyle bahsederiz biz AK Parti olarak. Milletimizin terazisi bir kuyumcu terazisi kadar hassas. Bunu biliyoruz. Hepsinin içinde ayrı bir mesaj var. Onları tek tek hesaplayacağız, tek tek konuşacağız. Sosyologlar, toplum bilinciler, psikologlar, işte ekonomi olarak her boyutuyla inceleyeceğiz. Aile boyutuyla da inceleyeceğiz. Ve ondan sonra daha iyisini yapmak için milletimizle kol kola el ele yürümeye devam edeceğiz inşallah Fazil Hanımcığım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kocaeli'mizin vekili. Evet. Yani sadece AK Parti'nin değil, Kocaeli'mizin evet. Vekili Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu. Size evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, efendim. Teşekkür Rabbim ediyoruz. Yar ve yardımcınız olsun. Başarılı görevler yaptığınızı biliyoruz. Bundan evet. Sonra da
İnşallah. Bundan sonraki programda da Kocaeli ile ilgili projelerimizi inşallah konuşuruz. İnşallah. Eğer bir iki cümleyle de ben tekrar Kocaeli'li kardeşlerimi sandığa davet ettim, buradan ifade etmek istiyorum. Muhakkak sandığa gidelim, vatandaşlık görevimizi yapalım ve AK Parti Cumhurbaşkanımız için muhakkak sandıkta olalım. Artı bir oyla da desteklerinizi bekliyoruz buradan. Kendim de ayrıca ifade etmek istiyorum. Ve bir de teşekkür etmek istiyorum. 14 Mayıs'ta verdiğiniz oylarla tekrar milletvekili olarak seçilmemde katkınız oldu. Ben de sizlere tüm gücümle elimden geldiğince yardımcı olmaya, çözüm üretmeye çalışacağım. Şehrime hizmet etmeye devam edeceğim diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programının bu akşam sonuna geldik ve konuğumuz Kocaeli AK Parti milletvekili Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu'ydu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka konuğumuzla bir başka akşamda tekrar birlikte olmak ümidiyle ben ve ekip arkadaşlarım hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.